ETV Ana Haber Bülteninden mutlu akşamlar değerli izleyiciler. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün Manisalıları iftar yemeğinde buluşturdu. Protokol üyeleri, oda dernek başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve basın mensuplarının katıldığı yaklaşık 400 kişilik iftar yemeğinde konuşan Başkan Ergün, Ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştirdiğini belirtti. Manisa'nın önde gelen isimleri, Manisa milletvekilleri, eski belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, dernek başkanları, oda başkanları, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün Sultan Restoran'ta verdiği iftar yemeğinde bir araya geldi. Konuklarını kapıda karşılayan Başkan Ergün, teker teker tokalaşarak iftar yemeğine katıldıklarından dolayı teşekkür etti. Manisa'yı buluşturan iftar yemeğinde eller semaya açıldı. Hüseyin Köroğlu tarafından okunan iftar duasının ardından oruçlar açıldı. Birçok kişinin bir araya gelme fırsatı bulduğu yemekte okunan ilahiler Ramazan ayının ruhunu yaşattı. İftar yemeğinde konuklara seslenen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu belirterek yemeğe katılan konuklara teşekkür etti. Bu mübarek günler vesilesiyle Yüce Allah'tan bu güzel birlik ve beraberliğimizin daim olmasını niyaz ediyorum. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin büyük yatırımları ve hizmetleri birer birer hayata geçirdiğini dile getiren Başkan Ergün, 17 ilçeye en güzel hizmetleri yapmak için çalıştıklarını söyledi. Manisa'mızın büyük şehir olmasıyla birlikte 17 ilçemizin tamamının en güzel hizmetlere ulaştırmanın çabası içerisindeyiz. Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı yatırımları teker teker anlatan Başkan Ergün, oda ve derneklerin faydalanacağı ikiz kulelerin inşaatının ilerlediğini belirterek, oda derneklerin yer sorununun çözüleceğini söyledi. Şu anda bir fiil devam eden Manisa'da derneklerimizi ve odalarımızı çok yakından ilgilendiren oda dernekler hizmet binası, bu kulelerimizin bir tanesini de inşallah Maski binamızın olacağı ikiz kuleler projemizde yılbaşına kadar inşallah tamamlanmış olacak. Kısacası Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir kişi trenin çarpmasıyla hayatını kaybetti. Balıkesir istikametinden İzmir'e giden bir yolcu treni saat 12 sıralarında Akhisar Bölge Trafik Müdürlüğü ile sigara fabrikası arasında bulunan raylar üzerinde henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişiye çarptı. Trenin çarpmasıyla şahıs hayatını kaybetti. Savcının yaptığı incelemenin ardından kimliği tespit edilemeyen şahsın cenazesi Akhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yeri incelemenin ardından yolcu treni İzmir'e gitti. Mimar Sinan Bulvarı Emniyet Müdürlüğü yakınında kaldırım üzerine bırakılan çanta, emniyet tarafından şüpheli paket olarak değerlendirildi. Şüpheli paketin ihbarını alınca öncelikle çevre güvenliği sağlandı. Mimar Sinan Bulvarı Emniyet Müdürlüğü yakınında kaldırım üzerine bırakılan çanta, emniyet tarafından şüpheli paket olarak değerlendirildi. Çevre güvenliği alınan paket emniyet müdür yardımcısı tarafından dikkatle incelendi ve açıldı. Şüpheli çanta içerisinden elbise çıktı. Polis ekipleri çantanın açılmasının ardından çevrede almış oldukları güvenlik şeridini kaldırarak yolu normal trafiğe açtı. Güzel Yurt ve Cumhuriyet mahalleleri arasından geçen dere pislikten geçilmiyor. Büyük ev eşyaları yanı sıra sel sularının getirdiği kum ve çakıllarsa
adeta dereyi doldurmuş vaziyette. Mahalle sakinleri derenin bu çirkin görüntüden temizlenmesini bekliyor. Uncu Bozköy'den devam ederek Güzelyurt ve Cumhuriyet mahallelerinin içinden geçen derede bulunan ser atıkları ve çöpler kokuya neden oluyor. Bölgede yaşayan mahalle sakinleri derenin çöp ve ser atıklarından temizlenmesini bekliyor. Bu konuda yetkili müdürlüklere çağrıda bulunan mahalle sakinleri ani bir sağanak yağışta derenin taşarak tıkanabileceği ve bölgede bulunan apartman ve evlere sel sularının basabileceğini dile getirdi. Derenin içine atılan koltuk gibi büyük ev eşyalarının bulunması da dikkatlerden kaçmadı. Kazman ve Köyleri Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Manisa'da bulunan üyelerine iftar yemeği verdi. Ellerini bizlere nasip eyle, milletimize, bu cemaatimize nasip eyle ya Rabbi. Manisa'da bulunan Kazmanlılar iftarda bir araya geldi. Şehzadeler ilçesinde bulunan Kazman ve Köyleri Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Ramazan dolayısıyla üyelerine iftar yemeği verdi. Sana rahmetin her şeyi kuşatmıştır, rahmetine sığınmışız ya Rabbi. Dernek tarafından verilen iftar yemeğine hemşeri dernek başkanları, dernek üyeleri, eş ve çocuklarının yanı sıra mahalledeki vatandaşlar da katıldı. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Şehzadeler Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan Geceleri programında Aşık ile Maşuk, çocuk oyunları ve ateşbaz gösterisi yer aldı. Programın ikinci bölümünde ise tasavvuf tarihçisi Ahmet İnce sahne aldı. Şehzadeler Belediyesi Ramazan Geceleri'nin ilk bölümünde çocuklar eğlenceye doydu. Animasyon ekibi tarafından sahnelenen çocuk oyunları renkli görüntülere sahne oldu. Ateşbaz şovsa hem küçüklere hem de büyüklere heyecanlı anlar yaşattı. Ateşbazın ağzından çıkan ateşlerle yaptığı gösteri büyük ilgi gördü. Programın ikinci bölümünde ise tasavvuf müziği sanatçısı Ahmet İnce konseri yer aldı. İnce seslendirdiği tasavvuf müziği eserleriyle Manisalılara güzel bir akşam yaşattı. Bültenimize spor haberiyle devam ediyoruz değerli izleyiciler. Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 19 farklı branştaki il spor merkezleri açılışı spor teşkilatının 77. kuruluş yıl dönümünde Atatürk Spor Salonu'nda yapılan törenle gerçekleştirildi. Türkiye'nin 81 ilindeki Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı il müdürlükleri tarafından açılan il spor merkezleri, spor teşkilatının 77. kuruluş yıl dönümünde Manisa Atatürk Spor Salonu'nda yaza hoş geldin dedi. Bu yaz mutlaka spora başlamalısın sloganıyla Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından 5 ila 18 yaş grubunda olan çocuklar il spor merkezlerinden ücretsiz olarak yararlanacak. İl spor merkezlerinde atletizm, voleybol, basketbol, güreş, okçuluk, tenis, fuşu, tekvando, futbol, masa tenisi, judo, handbol, badminton, jimnastik, muay thai, tekerlekli sandalye tenis ve yüzme olmak üzere 19 farklı branşta kurslar açıldı.
ETV Ana Haber Bülteni'nin sonuna geldik değerli izleyiciler. Gelişmelerle yeniden karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşça kalın. Hadi bakalım alem. Amboy görsün. Hadi artık dönelim. Doktoru bekletmeyelim. Nerede o?